Merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 51, 52, 53 ve 54'ü işleyeceğiz. Konumuz proje vakti. Dondurulmuş veya paketlenmiş besinleri ne kadar tüketiyorsunuz? Problemle ilgili daha önce yapılmış çalışmaların araştırıldığı aşamadır. Sınıftaki tüm arkadaşlarımızdan bir hafta boyunca evlerinde tükettikleri besinleri kaydetmelerini isteyelim. Daha sonra tükettikleri besinlerden ne kadarının dondurulmuş veya paketlenmiş besin olduğunu tespit edelim. Tespitlerimizi aşağıdaki alanlara yazalım. Bir hafta içerisinde arkadaşlarımız haftada en az 1-2 kere dondurulmuş et, sebze, bezelye gibi ürünler tüketmiş hemen hemen her gün meyve suyu abur cubur gibi ürünlerden en az birini tüketmişler. Hipotez kur ve değişkenleri belirle. Problemin çözümü ile ilgili tahminin yapıldığı aşamadır. Hipotezim paketlenmiş veya dondurulmuş besinleri tüketmeden beslenebiliriz. Sonuçları raporlaştır. Bilimsel çalışmamın adı taze besinlerle besleniyorum, sağlıklı kalıyorum kullanılan malzemeler gözlem formları, kağıt, kalem, doğal ve taze besinler. Yapılan çalışmalar ailelerimizin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptık. Bir hafta boyunca tükettiğimiz besinlerin miktarı kayıt altına aldık. Dondurulmuş veya paketlenmiş besinlerin tüketilen tüm besinler içindeki payını araştırdık. Gerekli bilinçlendirme çalışmalarından sonra dondurulmuş veya paketlenmiş besinler yerine taze veya doğal besinler koyarak beslenme alışkanlıklarımızı değiştirebileceğimizi gördük. Ulaşılan sonuç, dikkatli davranıldığı zaman taze besinler daha çok tüketilmiş ve çeşitli pişirme yöntemleri ve farklı yemeklerle damak tadı zenginleştirilmiştir. Dikkat ettiğimiz ve düşünerek hareket ettiğimiz zaman daha sağlıklı beslenebildiğimiz gözlemlenmiştir. Yukarıdaki bilimsel çalışma örneğini okuduktan sonra yakın çevremizde sigara kullanımını azaltmaya yönelik bir çalışma yapalım. Konuyla ilgili araştırma yap. Türkiye ve dünya genelinde ne kadar sigara kullanıcısı olduğunu ve sigarayı azaltma yöntemlerini araştırma. Hipotez kur ve değişkenleri belirle. Sigara başlama nedenlerini belirlenerek bunun önüne geçilebilir. Sigaranın teşvik edilmesi sigara kullanımını azaltabilir. Sigaranın zararına dair reklam, film, sahneleri gibi yerlerde bilgilendirmeler sigara kullanımını azaltabilir. Sonuçları raporlaştır. Bilimsel çalışmamın adı sigarayı azaltıyoruz, sağlıkla yaşıyoruz. Kullanılan malzemeler akciğer organı sembolü, kağıt, kalem, internetten alınan bilgiler. Yapılan çalışmalar ailemizin ve büyüklerimizin yönlendirmesiyle güvenilir kaynaklardan sigaranın zararları, kullanım nedenleri ve miktarları azaltılması için olan çalışmaları inceledik. Ulaşılan sonuç sigaranın teşvikinin azaltılması, ergenlik döneminde dikkat edilmesi, sosyal medya gibi insanları etkileyen alanlarda sürekli olarak zararlarından bahsedilmesi azalmasına yardımcı olabilir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.